Tam Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümde yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Ezgi Mola'yla yeni filminde canlandırdığı Maide karakterinden sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlarına uzanan keyifli bir sohbet. Tasarımcı Duru Zeynep Gök'ün kış koleksiyonu ve 2018 trendlerine dair tüyoları. Saç tasarımcısı Uğur Alev Yılmaz'ın özel günler için hazırladığı pratik saç modelleri. Tasarımcı Başak Cankeş'in zamansız stil ikonu. Moda ve güzellik rehberi Tam Senlik'te. Dop dolu bir Tam Senlik başlıyor. Bitmeyen enerjisi ve başarılı oyunculuğuyla çok konuşulan Ezgi Mola ile son filmi Maide'nin Altın Günü'nü konuştuk. Ezgi Mola giyim tarzını ve vazgeçemediği aksesuarlarını anlattı. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Kuru işte, görmüyor musun? Kuru. Abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar? Bir yatıcı mı? Mahalleye haber salıyorsun. Günlere geri dönüyorum. Oyuncu Ezgi Mola ilk kez sosyal medyada görücüye çıkarttığı Maide karakterini ve Maide'nin Altın Günü filmine uzanan yolculuğunu anlattı. Çok farklı bir şekilde çektiğim bir videonun Serkan ve Caner tarafından keşfedilip aklımda olan ya böyle böyle bir şey yapsak eğlenceli olmaz mı diye bahsettiğim bir fikirden yola çıkarak bir anda böyle hayata geçmesiyle oluştu. Derya Ergün'le birlikte işte bu tip üzerine çalışarak, çünkü onun seçtiği perukla ve yaptığı makyajla aslında referans alarak çalışmaya devam ettik. Benim vücudumun kalıbı alındı, içime başka bir beden yapıldı. 10 saniyede giyilebilecek kolaylıktaydı. Zaten elbiselerim ya da pantolonlarım hep tril trildi. Bir dakikada kıyafet olayını halledebiliyordum. Saç makyaj biraz daha zaman alıyordu. Bildiğim bir şey aslında Altın Günü. 90'larda çocuk olan herkesin bence çok aşina olduğu bir dünya ve bir evdir orası. 4 yaşından beri hatırladığım bir süreç aslında. Yaklaşık böyle 4 yaşından ortaokula kadar süren. Çünkü o dönemin etkinliklerinin başında ev hanımları için o gelirdi. Teknolojiyle birlikte süreç de değişti artık ama hala yapıldığını da biliyorum öte yandan. Esinlendiğim, daha doğrusu çıkış noktamdı. Ben o sohbeti, o evin erkeklerin çok da bilmediği, yabancı olduğu evin o kadın sohbetini çok severdim. Daha okuldan gelir gelmez çantayı kenara atar, önlüğümle o kadınların muhabbetine dahil olmaya çalışırdım küçücük yaşımda. Maide de tam öyle bir kadın aslında. Yani mahallenin böyle her şeyinden haberdar olan, her şeyini kontrol eden, işte dışarı zamansız konan çöpe müdahale edebilecek kadar cesur, cevval. Öte yandan pamuk dilli ama gönül kırmamak için elinden geleni yaptığı gibi sivri dilli tarafını da hak edene esirgemeyen bir kadın. Geri dönüşleri de şahane oldu. Çünkü herkes ya bu benim halama benziyor diye birbirini etiketleyerek ya bizimki baksana bizim işte anneanne abi aynı annem değil mi diye insanlar bir sürü arkadaşlarını etiketleyerek karşılığında birine benzettiler. Bu sene zaten Maide benim 4. sinema filmimdi çektiğim. Diğer çektiğim 3 film Şubat-Mart'ta Hiner Salem'in yönettiği, yazdığı ve yönettiği Lady Winsley adlı sinema filminde oynadı. Nisan-Mayıs aylarında Antalya'nın Yuva köyünde Abdurrahman Önel'in yazıp yönettiği Ay Dede filminde oynadım. Tolga Karaçelik'in Kelebekler filminde, ki o da müjdeli haberi paylaştı, Sundance'de dünya premierini yapacak. Küçük bir rolde oynadım. Sinema adına verimli ve keyifli bir dönemdi. Bir yıldı aslında. Bu ne güzel bir şey ya Maide teyze. Oğlum ağzını dolayırken. Şeker. Ezgi Mola, ünlü isimlerle bir araya geldiğinde çekip sosyal medyada yayınladığı fotoğraflardan da bahsetti. Sevdiğim ve hayran olduğum insanları gördüğümde beni tanımıyor olsalar daha rahat giderim aslında. Ama yine de dayanamayıp gidiyorum. Çünkü sevdiğimi paylaşmaktan keyif alan biriyim. Bu anıları da bir nevi albüm yapıyorum orada. Sevilen oyuncu Ezgi Mola,
en sevdiği aksesuarlardan ve modaya bakışından da söz etti. Kendime yakıştırdığım şeyleri almaya çalışıyorum. Moda olduğu için değil, bana yakıştığı için almaya çalışıyorum. Normalde çok topuklu giyen biri değilim. Ama böyle seyircinin karşısına çıktığımda olabildiğince şık olmaya da gayret gösteriyorum. Seyirci olduğum zamanlarda da izlerken insanları böyle görmek hoşuma gidiyor. Dijital saatleri çok sevmeye başladım. Çünkü telefonla da senkronize oluyor ve işte kaç adım atıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ya da telefona ulaşamıyorsanız buradan açıp konuşuyorsunuz gibi böyle teknolojik özelliklerini çok seviyorum. Kışın bere, yazın şapka, hiç vazgeçmediğim ve şapkasız çıkmam dediğim bir durum vardır mesela. Çünkü cildim çok hassas olduğu için güneşten özenle korumam gerekiyor. Kışın da kafam üşüdüğü için hep bere takarım. Gözlüksüz yaz kış duramam. Gözlerim çok hassas olduğu için. Hani havada durması aslında ekstra bir avantaj oluyor. Böyle bazen koca koca gözlükler hani daha da bir havalı yapıyor. Kim bu ya falan dedirtiyor. Ama sevdiğim bir şeydir yani aksesuar olarak. Tasarımcı Duru Zeynep Gök ile 2018 kış modasına dair tiyolar almak için atölyesinde buluştuk. Stil sahibi olmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Duru Zeynep Gök, çalıştığı ünlü isimlerden de bahsetti. I feel warm skin. Tasarımcı Duru Zeynep Gök, vintage esintiler taşıyan kış koleksiyonunu ve 2018 kış modasının ayrıntılarını anlattı. Son koleksiyonumda biraz daha vintage bir hava var aslında. Genel koleksiyonların hepsinde bunu yansıtmaya çalışıyorum ben. Kötür yapıyor olmanın da zaten koleksiyon anlamında 30 parçadan çok daha fazla ürün yapamıyorsunuz. Kadifeler çok zaten kışın gelmesiyle birlikte direkt ön plana geçiyor. Ekoseli takımlar, ceketler, sadece pantolonları çok ön plana çıkıyor. Her tarafından işlemeler, tüller değil de daha zarif kıyafetler, daha zarif silüetler, belki işte ipek satenler, vücudu daha iyi saran kıyafetler daha ön planda. Duru Zeynep Gök, tasarımlarının yer aldığı dizilerden ve çalıştığı ünlü isimlerden bahsetti. Dizilerde yer almak tabii ki bizim kitlemizi de genişletiyor. Hitap ettiğimiz insanlara da ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Ufak tefek cinayetler, kadın, bunun gibi hani çok hem izlenen hem de tam yerinde olan ürünler kullanıyoruz. O sahne bizim için çok önemli oluyor. Onları giydirirken, işte ünlüleri giydirirken, dizilerde verirken sahneyi çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Bir ünlü bir şarkıcıysa, sahneye çıkacaksa o anki ruh haline çok uymasını istiyoruz. Onunla birebir kontak halinde oluyoruz. Kendini nasıl hissediyor, nasıl bir ruh halinde olmak istiyor. Onlar çok önemli. Ona göre ilerliyoruz. Sıla'yla çok iyi bir çalışmamız var. Yani kendisiyle özel ya da hazırdan bizim ürünlerimizi seçip direkt giydiği de olabiliyor. Onun dışında Meryem Üzerli, Özge Özpirinççi, Demet Özdemir gibi. Yani şu an hatırlayamıyorum ama gerçekten çok fazla ünlüyle çalışıyoruz. Bir kadının dolabında mutlaka olması gereken parçaları paylaşan Duru Zeynep Gök, özgün stil sahibi olmak isteyen kadınlara özel tüyolar verdi. Stil oluşturmak kişinin kendi hayat tarzı, yaşamıyla çok alakalı, duruşuyla çok alakalı. Eğer bakış açınız nasılsa ona göre giyinmek, bir stil oluşturmak çok önemli. Herkes birbirinin aynısı olmak zorunda değil zaten. Şık kadın diye bir şey sadece şunu giyendir diye düşünemiyorum. Benim tarzım olmayan insanlarda da çok şık insanlar görüyorum. Tarzı farklı olabilir ama stil oluşturmak kişinin tamamen bence bütün hayatıyla alakalı. Onu harmanlayabildiği zaman stil oluşturabiliyor. Saç tasarımcısı Uğur Alev Yılmaz'la özel gecelerde su dalgası ve örgüyle yapılabilecek pratik saç modellerinin püf noktalarını konuştuk. Saç tasarımcısı Uğur Alev Yılmaz, dağınık toplanan saç modellerinin püf noktalarını anlattı. Maşeyle yaptığımız bir model vardı ki bu birçok adla adlandırılıyor. Bunlardan bir tanesi Vak dalgası, eski Tiber'dan gelmiş olan bir modeldir. Buna su dalgası da denilebiliyor ama bunun özelliği maşeyle yapılması ve maşeyle yaparken tek yöne yapmak
işin püf noktası. Eğer saçta biraz volüm isteniyorsa maşayı baştan aşağı doğru değil, tam tersi yatay bir şekilde tutmak gerekiyor ki bir volüm alsın. Bir ikinci püf noktası da bunun tarama aşaması. Klasik bir elbise giydiyseniz bu dalgayı ne kadar çok tararsanız ve sprey yardımıyla daha klasik hale getirebiliyorsunuz. Fazla sprey kullanmadan taradıktan sonra özellikle içten tarak yardımıyla kaldırıldığı takdirde bu vak dalgalarımızı daha modern günlük çizgiye doğru getirebiliyoruz. Hemen ertesi günü, bu dalga çok kolay bozulmayacak bir dalgadır. Bunu hemen ikinci bir topuza da döndürebilirsiniz. Saçı 3 parça ayırmamız gerekiyor. Sağ, sol ve arka kısım olarak. İlk başta arka kısmı çok rahatlıkla topluyoruz. Arkada bir balerin topuz gibi topladıktan sonra sağdaki ve soldaki saçları arkadaki balerin topuzunun üstüne doluyoruz. Daha doğal durması açısından saçın sağından solundan belli başlı yüz çeşitlisine göre, yüz yapınıza göre biraz dökmek gerekiyor. ...2018 kış modasında örgülü saçların trend olduğunu belirten Uğur Alev Yılmaz, iplerle uygulanan bir saç modeli gösterdi. 2018 modasında özellikle örgülerde ipler, renkli ipler, renkli saçlar ya da renkli fularlar kullanmak çok mümkün. Saça yakın ipler kullanmak gerekiyor. Daha güzel oluyor o zaman, daha doğal durabiliyor. Yandan bir çizgi verdikten sonra saçımızı, ipi araya bağladıktan sonra iple beraber normal düz örgü ördük. Bütün saçı tek yanda topladıktan sonra bizim örmüş olduğumuz renkli iple örgüyü aslında birleştirip tek tarafta birçok ipli örgünün olduğu bir saç modeli yarattık. İpten örgüler hazırlayıp bir kenarda bırakırsanız çok acil durumlarda tek bir örgüyle saçı topladıktan sonra örgüleri taktığınız takdirde bugün göstermiş olduğumuz modele ulaşabilirsiniz. Uğur Alev Yılmaz hem spor hem klasik kullanıma uygun örgülü bir modeli uygulamalı olarak anlattı. Yüz şekline göre saçı yandan ya da ortadan bir şekilde ayırdıktan sonra en önde yaklaşık 4 parmak genişliğinde bir kısmı ayırıyoruz. 3 santimlik, 4 santimlik aralıklarla örgüler örüyoruz öne doğru, normal düz örgüler. Daha sonra saçın arka sağ ve sol tarafından gene yukarı doğru kaldırılacak şekilde çok doğal ve yumuşak şekilde, yani sıkmadan iki tane örgü örüyoruz. Tepe noktasında kalan kısmı arka tarafta at kuyruğu yapar gibi normal topluyoruz. Burada iki şık var. Bir, arkada topladığınız saçı örgü örüp ondan sonra balerin şeklinde toplayabilirsiniz. İki, normal toplayabilirsiniz. Aslında bir fark yok ama benim tercihim örgü şeklinde olması. Tek tek ördüğümüz saçları dairesel şekilde saçın etrafında döndürerek toka yardımıyla topluyoruz. Böylece saçın önünde ve sağ ve solunda yuvarlak daireler oluyor örgü şeklinde. Ve geri kalan kısmı da arkadaki ilk topladığımız ortadaki balerin topuz dediğimiz yere saçı döndürerek etrafında topuzumuzu bitiriyoruz. Tam senlikte zamansız köşesini bu hafta tasarımcı Başak Cankeş belirledi. İşte o isim. Tasarımcı Başak Cankeş kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizdeki ünlü isim Iris Apfel. Benim zamansız stil ikonum Iris Apfel. Çok beğeniyorum onu çünkü hani bence tablo, resim tablosu gibi giyiniyor. Aslında hani boyayla resim yapmak gibi, o da üzerinde aksesuarla, kemerle vesaireyle birbirine üst üste ekleyerek kendini böyle renkli bir tabloya benzetiyor ama son haline baktığınızda aşırı bir uyum içerisinde bir şeye bakıyor oluyorsunuz ve hani o giyinmiş bir kadın gibi değil, bambaşka formda güzel bakılası bir şey gibi gözüküyor bence. Tam senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.